ITV Mercek programını hazırlayıp sunan Mercek gazetesi sahibi Musa İlhan, Cumhuriyet dönemi gazete arşivlerini kitap haline getirmek amacıyla araştırma çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İlhan, Ankara Meclis Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'de araştırma çalışmalarına başladıklarını, yaklaşık bir ay içerisinde kitabın hazır olacağını belirtti. Zaten ITV'de olmasa tarihimizle ilgili, geçmişimizle ilgili bilgileri halkımıza duyurmamız gerçekten çok zor olacak. Biliyorsunuz ben 1919 yılının gazetelerini kitap haline getirmiştim daha önce. Yaklaşık 5 baskı yaptık. 35 bin adet basıldı. Bundan başta Aydın Valiliği, Özel İdare, Aydın'daki tüm belediyeler, Ege'deki pek çok kaymakam, dershaneler, okullarımız bunları alıp halkımızı, öğrencilerimizi aydınlattılar. Yani 1919 yılında bu ülkede neler olmuş, Aydın nasıl yakılmış yıkılmış, Ege bölgesi nasıl yakılmış yıkılmış, Yunanlılarca işgal edilmiş ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, milli mücadelenin başlaması, kısacası Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu'nun durumunu gündeme getirdik. Ama şimdi de Cumhuriyet dönemi gazetelerini kitap haline getirmeye karar verdik. 1929 ile 2007 yıllar arasında yaklaşık 78 yıllık gazeteleri, yani her yılın en önemli olaylarını anlatan gazeteler, üçer beşer tane, bunları bir araya getirmek suretiyle yaklaşık 500 sayfalık Cumhuriyet dönemi gazetelerini kitap haline getiriyoruz. Milli Kütüphane'de ve Meclis Kütüphanesi'nde araştırmamın sebebi şu: biliyorsunuz harf inkılabından önce yapılan, yazılan tüm yazılar ve çıkan eserler Osmanlıcaydı. 1929 20 ile 29 arasındaki gazetelerini bulamadık. Bunları bulmak üzere Meclis Kütüphanesi'ne gittiğimde orada dijital çalışmaların yapıldığını ama bunların en geniş şekliyle Milli Kütüphane'den araştırılabileceği söylendi. Meclis Kütüphanesi'nde araştırmaya girdiğimizde şunları gördük: tarih maalesef sahipsiz. Dijital ortamı almış Ankara Milli Kütüphane 1828-1928. Bir asır dijital ortamı alınmış ama bundan hiçbiri Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Sadece Ankara Üniversitesi'nin bireysel çalışmaları var. Bazı gazeteleri Türkçe'ye tercüme etmişler ama bu ülkede yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin Osmanlıca bölümleri var. Bu üniversiteler ne yapıyor? Bu üniversitelerin ilgili bölümleri ne yapıyor? Cumhuriyet kuruldu, kuralı onlarca hükümet kuruldu. Bu hükümetlerin kültür müdürleri, kültür bakanları, bu hükümetlerin ilgili birimleri Cumhuriyet tarihi boyunca. Acaba mazimizle ilgili, ecdadımızla ilgili, tarihimizle ilgili çıkan mecmuaları, gazeteleri, yazıları niye Türkçe'ye tercüme ettiler? Geçmişinden, mazisinden kopmuş bir millet, bir devlet düşünülebilir mi? Ama maalesef bunu yaşıyoruz. Milli Kütüphane'ye gittiğimizde özellikle Milli Kütüphane'nin uzmanı Sayın Özgür Bey'i ben buradan çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey Milli Kütüphane'nin uzmanı, işin mutfağında ve bize Aydın'la ilgili Osmanlı döneminde çıkan tüm yazıları, Aydın'la ilgili yazıları inşallah bize yardımcı olacak ve ben buradan bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı, Aydın'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı Milli Kütüphane uzmanı Sayın Özgür Bey'e teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah Aydın'da da kendisini konuk edeceğim. Enteresan bir şey daha gördüm. Aydın'la ilgili çalışmalar yaparken mesela Yemen Savaşı'nda, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlıca olarak çıkan harp mecmualarını gördüm. Bunların CD'lerini getirdim geldim. Umarım haber esnasında bunlardan görüntü verebilirsiniz. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitliklerle ilgili sergisinin DVD'sini getirdim. Bunun dışında ilk defa gördüm. Borsa Başkanımız Adnan Bostanlı'ya da bilgi verdim. Mesela Osmanlı döneminde 1800'lü 1900'lü yıllarda İncir Nizamnamesi yayınlanmış. Ve bu İncir Nizamnamesi'nde inşallah ilgili birimler Türkçe'ye tercüme ederler, halkımıza duyururlar. Bunun dışında Aydın'la ilgili yapılan seyahatler, Aydın'da yetişen alimler, şairler, süsleme sanatçıları, kısacası Aydın'da yetişen önderleri DVD'yi aktardık, getirdik, geldik. İlgili birimlere aktaracağız. Rektörümle de konuştum. Sağ olsun o da ilgi gösterdi. Aydın'la ilgili Osmanlıca yazışmaları getirip rektörlüğümüze de teslim etmeyi planlıyorum. Bunun dışında çok enteresan bir şey gördüm İrfan Bey. Bu 4 günlük, 5 günlük Ankara sürecinde. Kurtuluş Savaşı sırasında, Aydın'ın işgali, Ege bölgesinin işgali sırasında buradaki işgale karşı mücadele eden kahraman ecdadımızın, o günkü Kuvayi Milliye erlerinin, komutanlarının yapmış olduğu üst birimleriyle, komuta kademesiyle yapmış olduğu yazışmaların Osmanlıcalarını buldum.
Bunları da inşallah şimdi Türkçe'ye tercüme edip ilgili birimleri bunları da anlatacağız. Kısacası şunu gördüm üzülerek. Tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerinde ve Milli Kütüphane'nin arşivlerinde yatıyor, uyumuş, uyuyor. İlgili birimlerin, bugünkü hükümetin, dünkü hükümetlerin ve bundan sonra gelecek hükümetlerin bu konuda vebali vardır. Bunların en kısa sürede Türkçe'ye tercüme edilip halkımızın bilgisine sunulması gerektiğini düşünüyorum. Ben bütün üniversitelerin yetkililerine, siyasi partilerimizin yetkililerine, hükümet yetkililerine buradan istirham ediyorum. Mazi yatıyor. Geleceği görmek istiyorsanız dünü öğrenmeniz gerekir. 1800'lü yıllarda, 1850'li, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda, 1900'lü yıllarda neler olmuş ise, Yemen Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda, Rus Savaşı'nda neler olmuş ise halkımızın bilgisine sunulması lazım. O belgeler bugün Osmanlıca öksüz, garip ve raflarda, dijital ortamda yatıyor. İlgililere buradan göreve çağırıyorum. Lütfen ben elimden geldiği kadar bir öğretmen olarak Aydın'la ilgili Osmanlıca belgeleri derleyip toparlayıp üniversitemize, ilgili birimlere vermek istiyorum. Tabii öncelikle bu belgeleri Aydın Televizyonu'na vereceğim, onu da söyleyeyim. Aydın Televizyonu olmasa şu bilgilerin hiçbirinin vatandaşa ulaşması mümkün değil. Yıllardır bu görevi en iyi şekilde yaptığı için Aydın Televizyonu'na ve sizlere de teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki mazisine sahip olmayan, mazisini unutan toplumlar geleceği rahatlıkla göremezler.